Merhabalar, Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimin yapımında bu fosforlu turuncudan beyaz ve şu açık yeşil renk ip kullanacağım. Ve ben modelimin yapımında 6 numara tığ kullanacağım. Siz de elinizin ayarına uygun olan bir tığla bu modeli kolaylıkla yapabilirsiniz. Modelimiz oldukça ideal büyüklükte, çok da kullanışlı bir model. Daha önce yapmıştım ama şu an elimde yok, o yüzden gösteremiyorum. Hep beraber yaparken aşamalarını da hep birlikte görmüş olacağız. Hazırsanız eğer yıldız tekniğine örülen bu modele hemen orta kısımdan başlayalım. Merhabalar, Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Modelin farklı versiyonlarını daha önce kanalımıza yüklemiştik. Bu sefer daha sade bir halini yapacağız sizlerle. Modelimde turuncu, yeşil ve beyaz olmak üzere toplamda 3 renk lif ipi kullanacağım. Şimdi hemen ve 5 numara tığla bu modeli yapacağım ben. Şimdi hemen modelimize orta kısımdan başlayalım turuncu rengimizle. İlk etapta şu turuncu renk ipimizle ipimizi tığımıza sabitleyelim. Şöyle tığımıza sabitledikten sonra şöyle 6 tane zincir çekelim ve minik bir halka oluşturalım. Bu şekilde. Hemen bu halkamızın içine ilmeğimizi uzatarak bir fıstık yapalım. Fıstığımızı kapattım. 3 zincir çektim. İpimi doladım. Fıstığımın içine tekrar bir zincir, halkamın içine tekrar bir fıstık yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Tığımı, ipimi doladım. Tekrar buraya bir fıstık daha yapıyorum. Fıstıklarınızı dilerseniz dörtlü de dolabilirsiniz ama ben üçlü dolarak yapacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi halkamın içine 3 tane fıstığımı yaptım. 3 tane daha yapalım. Toplamda 6 adet olması gerekiyor. Evet, bu şekilde 6 tane fıstığımı yaptım. En son 3 zincirimi çekip başladığım noktaya bunu şöyle sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekip sıkıladıktan sonra şöyle ipimi kopardım. Şöyle bir parçamız hazır. Şimdi bu parçamıza beyaz renk ipimizle devam edelim. Beyaz renk ipimi önce tığıma sabitliyorum. Daha sonra şu aralara çektiğim 3 zincirden herhangi birine tığımı sabitledim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımı kapattım. Fıstığımı kapattığım yere tekrar bir fıstık yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Dibine tekrar bir fıstık yaptım. Ve bu ikisini beraber kapatıyorum. 3 zincir çektim. İpimi doladım. Yandaki boşluğa yine aynı şekilde önce bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Yani normal düz taban lif örüyormuş gibi alt kısmını o şekilde yapıyoruz. Dibine de ikincisini aldım. Şöyle fıstıklarla bir üçgen görünümüm var yani. Şu şekilde. Üçgen üçgen. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde en sona kadar geldim. 3 zincirimi çektim. Başladığım noktaya bunu sabitliyorum. Hemen ilmeğimi uzattım. Buraya beyaz renk ipimle şöyle bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Şimdi yeşil renk ipimi şöyle tığımın ucuna sabitliyorum. Bunu da beyaz rengimin içinden geçirdim, sıkıladım. Şöyle beyaz renk ipimi öne doğru alıyorum ve yeşil renk ipimle hemen bu beyaz fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Daha belirgin olsun diye dörtlü dolacağım. İpimi doladım, dibine batıyorum. İpimi doladım. Fıstığımın sonuna batıyorum. Şöyle üçünü beraber topluyorum. Sıkıladım. Beyaz renk ipim şöyle alttan geliyor. Tekrar yeşil renk ipimle ilmeğimi uzattım. Şöyle bir fıstık yaptım. Yeşil rengimi öne doğru bıraktım. Beyaz rengimi tığıma geçirdim. İkinci fıstığımı, arttırma fıstığımı yani beyaz rengimle yapıyorum. Ve bu ikisini beraber toplayıp 3 zincir çekip
Yan tarafa beyaz renk ipimle yeşil renk ipim içten yürüyecek şekilde fıstık yaparak geçiyorum. Beyaz renk ipimle fıstığımı yaptım, kapattım. Beyaz rengimi şimdi öne doğru bırakıp yeşil rengimi şöyle tığıma geçirdim ilmeğimden. Hemen ilmeğimi uzattım. Buraya yeşil rengimle dörtlük olarak yine bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Alta geçiyorum. Dibine. Dibine de yine bir fıstık yapıyorum. Beyaz rengim yürüyor. Her sırada bana, çünkü geri dönüş yapacağım beyaz rengime. Hangisiyle örüyorsam bir diğeri alttan yürüyor olmalı. Üçünü topladım. İlmeğimi uzattım. Yeşilimle tekrar bir fıstık yapıyorum. Yeşilimi öne bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. İpimi doladım. Beyazımı dibine batıyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. 3 zincirle yine beyaz renk ipimle yeşil alttan yürüyor. Diğer bir dilimimin üzerine geliyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Beyazımı bırakıp yeşilimi ilmeğime geçiriyorum. Ve yine aynı şekilde burada olduğu gibi şöyle 4 yapraktan oluşan fıstıklar yapacağız. Şu şekilde 4 yapraklı 4 yapraklı sağında ve solunda birer fıstığım da beyaz. Yani normal beyaz düz taban lif örüyormuş gibi, yuvarlak lif örüyormuş gibi yapıyoruz ama arada iplerimizin renkleri değişiyor. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Toplamda 6 tane yaprağımız olmalı. 6. sırada son yaprağımızı yaptıktan sonra yeşil renk ipimizi koparacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi en son 6. yaprağımı da yaptım. Yeşil renk ipimi burada kopardım. 3 zincirle şu karşıya atlayıp sabitliyorum. Sabitlediğim noktaya hemen beyaz rengimle bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Beyaz rengimle devam ediyorum. Bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Dibine batıyorum. Şimdi burada şu yeşillerin orta kısmına beyaz ipimle hiç batmadan turuncu renk ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle. Beyaz renk ipimi şöyle ön tarafa doğru alıyorum. O bana da lazım olacak sıramda. Ve yeşilimi ortasına üçüncü fıstığımı yapıyorum. İkisini beyaz yapmıştım. Birini turuncu. Ve hemen şöyle kapatıp sabitliyorum. Beyaz renk ipim içten yürüyor. Bu yeşil yapraklı kısmın içine 3 tane fıstık yapacağız. Yani birincisini yaptık. Şöyle söyleyeyim. İkincisi bu. Yaprakların ortasında bir tomurcuk görünümü olmalı. Üçüncüsü de bu. Şu an bu ikisini kapattıktan sonra bunun ortasında bir tomurcuk görünümü olacak. O yüzden şimdi turuncu renk ipimi bıraktım. Beyaz renk ipimle üçüncü fıstığımı yapacağım. İkisini turuncu yapmıştım. Üçüncüsünü beyaz yaptım. Kapattım. Şöyle bir görünüm var. Yani bir üçgen beyaz, bir üçgen turuncu. Şimdi arttırma fıstığımı da yapınca tekrardan bir üçgen beyaz görünümü olacak. Evet, bu şekilde. Üç zincir çektim. Bakın şöyle. Bir tane daha gösterelim. Bir kez daha. İpimi doluyorum. Fıstık yaparak geçiyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Turuncu renk ipim şöyle geliyor benimle beraber. Onu bırakmayın. İkinci fıstığımı beyaz yaptım. Beyazımı bıraktım. Ön tarafa doğru turuncumu aldım. Beyazımı şöyle getiriyorum. İpimi doladım. Turuncu ipimle 4 kere doluyorum buraya. 2 beyaz, 1 turuncuyu kapattım. Sabitledim. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Birinci turuncum. İkinci turuncumu yapıyorum.
Fırıncı ipimi ön tarafa doğru bıraktım. İpimi doladım. Sıranın sonuna 3. rengimi beyazla yapıyorum. Ve kapatıp sabitledim. Şöyle bir görüntüm var. Arttırmalarımı da beyaz rengimle yapıyorum. Ve böylelikle ikinci dilimimin üzerine de tamamlamış oldum. Beyaz fıstık yaparak geçiş yapacağım. Bu şekilde bütün dilimlerimdeki yaprakların tepesine şöyle üçgen görünümünde turuncu rengimizle tomurcuklarımızı yapalım. Evet, bu şekilde bu sıramın sonuna kadar geldim. Bütün tomurcuklarımı yaptım. Şimdi beyaz rengimle devam ediyorum. Üç zincirimi çekip turuncu rengimi de alıyorum üst kata. Şu şekilde. Ve şu tepeye bunu beyaz rengimi sabitledim. Şimdi beyaz rengimi ön tarafa doğru bırakıp turuncu rengimi ilmeğime geçirdim. İlmeğimi uzatıp buraya turuncu rengimle şöyle bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Turuncu rengimle bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi turuncu rengimi ön tarafa doğru bıraktım. Beyaz rengimi aldım. Ve beyaz rengimle ikinci fıstığımı beyaz. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı da beyaz. Yıldız tekniğiyle örmeye devam ediyorum. Bir turuncu, iki beyaz. Ve üçlü toplamış oldum. Şu başta iki tanesi turuncu. Tekrar beyaz rengimle bu sıramın sonuna kadar gideceğim. Bu üçünü de beraber topladım. Topladım. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Fıstıklarımı yapıyorum. Üçlü üçlü toplayarak en sona kadar bu şekilde geldim beyaz rengimle. Şöyle. Şimdi burada beyaz rengimi ön tarafa doğru bırakıp turuncu rengimi alıyorum. Tığımı geçirdim. Şöyle bir tane de zincir çekip sıkılayalım. Hemen ilmeğimi uzatıp arttırma fıstıklarımı turuncu ile yapıyorum. Yani başta sıramın başında kaç tane turuncu yaptıysam sıramın sonunda da o kadar turuncu ile yapıyorum. Bakın burada iki tane fıstıkla başlamıştım. Şu kısımda bittiğinde de iki tane fıstıkla bitireceğim. Turuncu renk ipimle devam ediyorum. Beyaz ipim içten yürüyor. İlmeğimi uzattım. Hemen bir fıstık yaptım. Kapattım. Bu sıramı da aynı şekilde ilk iki fıstığım turuncu, diğerleri beyaz olacak şekilde sıra sonuna kadar gelip sıramın en sonunda sadece arttırma fıstıklarımı, iki tane arttırma fıstığımı turuncu yaparak her dilimimi bu şekilde bitireceğim. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar şöyle beyaz ipimle üçlü üçlü toplayarak şu kısma kadar gelelim. Evet, bu şekilde üçlü topladım, geldim sıramın sonuna. Hemen turuncu renk ipimi ilmeğimi geçiriyorum. Beyaz ipim içten yürüyor. Şöyle alalım öne doğru. Ve buraya turuncu renk ipimle ikili fıstık yapacağım. İkili fıstığımı yaptım. Kapattım. Turuncu renk ipimle yine fıstık yaparak karşı tarafa geçiyorum. Bütün dilimleri, bu işlemleri uygulayarak bu sıramızın en sonuna kadar bu şekilde gelelim. Bakın sıra başında ve sıra sonunda turuncu rengimle iki fıstığım görünüyor. Bu şekilde bütün dilimlerimi aynı işlemi uygulayarak kalan 4 dilime de sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde bu sıramın sonuna kadar geldim. En son ikili fıstıklarımı yaptım turuncu rengimle. 3 zincirimi çekiyorum. Karşıya sabitliyorum. Beyaz rengimi de aldım. Şöyle getirdim. Şimdi bu sıramda turuncu rengimle ilk önce hemen bir fıstık yapalım. Fıstığımızı kapatalım. İlmeğimi uzatıp tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine batıyorum. İpimi doladım. Karşıya batıyorum.
ve bu üçünü beraber topluyorum. Bir tane üçlü topladım. Şimdi ilk fıstığımı turuncu rengimle yaptım. İpimi bırakıyorum. Şöyle beyaz renk ipimi tığıma geçirdim. İkinci fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı da beyazla aldım ve bunları kapattım. Şimdi beyaz rengimle tekrar birinci fıstığımı yaptım. İpimi doladım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Turuncu rengim yine yürüyor. Üçüncü fıstığımı da beyazla yapıyorum. İlk beşini turuncuyla yapmıştım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarsak 5 tane turuncu rengimle var. 2, 4, 5 tane de beyazla var. Hemen beyaz rengimi bırakıp turuncu rengimi tığımı geçiriyorum. Son 5'i de yine turuncu ile yapacağım. Birincisi bu. İpimi doladım. İkincisi ipimi doladım. Üçüncüsünü de karşı sıramın sonuna batıyorum. 3 oldu. Şimdi arttırma için 2 tane arttırma fıstığımı da yapıyorum. Ve bu sıramın sonunda da 5 tane fıstığım olmuş olacak. Yine 3 zincirli turuncu rengimle fıstık yaparak da karşıya geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kısımda 5 tane turuncu ipim var. Önce bir fıstık yapıp kapatıp sonrasında bir fıstık yapıp dibine batıp karşıya batıp üçünü beraber topladım. Sonrasında tekrar bir fıstık turuncu ile yapıp kalan 2 tanesini beyazla yaptım. Şu kısmı yaptım. Üçlü topladım. Daha sonrasında bir tane üçünü de beyaz alıp topladım. Daha sonrasında bir tane turuncu üçlü, bir tane turuncu ikili topladım, kapattım. Bütün dilimlerimin etrafına aynı işlemi uygulayalım. Kalan 5 dilime de ve bu sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, bu sıraya kadar geldim. Gördüğünüz gibi şu kısımlarımı tamamladım. Şimdiki sıramda yine turuncu rengimle başladığım noktaya ipimi sabitledim. Beyaz ipim benimle beraber yine geliyor. Şimdi turuncu rengimle hemen buraya bir fıstık yapıp kapatıyorum. İlmeğimi uzattım. Devam ediyorum. Buraya bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Dibine batıyorum. İpimi doladım. Karşıya batıyorum. Üçledim. Ve bu üçünü beraber topluyorum. Tekrar yıldız tekniğiyle öreceğim. Bir tane daha üçlü toplayalım hemen. Turuncu rengimle devam ediyorum. İpimi doladım. Karşıya batıyorum. Ve bu üçünü beraber topladım. Evet. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Şimdi ikinci kez üçlü topladıktan sonra bir fıstık turuncu rengimle yaptım. Turuncu renk ipimi yine ön tarafa doğru bırakıp şimdi beyaz renk ipimi tığıma geçiriyorum. Ve şu alttaki beyaz fıstığın sağından ve solundan şöyle birer fıstık alıyorum. Sadece 2 tane beyaz rengimle fıstık yapmış olacağım. Şöyle. Bu üçünü beraber topladım. Bir turuncu, iki beyaz. Beyaz ipimi bırakıp tekrar turuncu ipimi tığıma geçirdim. Beyaz ipim yine devam ediyor içten yürümeye. Şöyle yıldız tekniğiyle örerek bu sıranın en sonuna kadar geleceğim turuncu renk ipimle. Bu sıramda da bütün dilimlere yine aynı işlemi uygulayacağım. Sağ alt katta, alt sırada şöyle beyaz olan fıstığımın şu şöyle bir V şeklinde, ters V şeklinde sadece beyaz kısımlarını yapacağız. Diğer kısımları normal düz taban yıldız tekniğiyle yuvarlak lif örüyormuş gibi
Devam edecek turuncu renk ile. Sadece o kısımda iki tane beyaz fıstığımız olacak. Üçledim, topladım. İki taraf birbirinin simetri olacak. Buna da dikkat ederseniz yanlışlık yapmazsınız. En son ikili fıstığımı yapıp kapatarak bu sıramı şöyle bitirdim. 3 zincirle beyaz ipim yine içten yürüyor. Yan tarafa, yandaki dilime fıstık yaparak geçişimi sağlıyorum. Bu sıramda da aynı şekilde yıldız tekniğiyle şu kısma gelene kadar örüp en son sağ ve sol tarafını beraber toplayıp beyazla tekrar turuncu rengimize geçerek bu sıramızın sonuna geleceğiz. Bu dilimin sonunda şöyle bir görüntümüz var. Gördüğünüz gibi sadece iki kısım beyaz fıstık. Bütün dilimlerimize aynı işlemi uygulayalım. Başladığımız noktaya kadar gelelim bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bu sıramı bitirdim. Beyaz rengimi de kopardım. En son fıstıklarımı yaptıktan sonra. Şimdi bu kısımda artık şu uç kısımlarını küçük küçük tepeler yapacağız. Bunun için hemen şuraya bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Yan tarafına batıyorum. Bu ikisini beraber kapattım. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Tekrar ilmeğimi uzatıp üçlü toplamaya devam ediyorum. Yıldız tekniğiyle örüyorum. Şöyle ki ipimi doladım. Yan tarafa da batıyorum. Üçünü beraber topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir tane daha üçlü toplayacağım. Dibine batıyorum. En son şu beyazların tepesine batıyorum. Bu üçünü beraber topladım. Kapattım. Şöyle. Bir tane ikili topladım. İki tane üçlü topladım ve geri dönüyorum. Geri döndüğüm noktaya tekrar eksiltme yaparak başlıyorum. Sivri bir tepe olacak bu kısımda. Hemen iki tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Sıramın başında eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar yıldız tekniğiyle örüyorum. Bu şekilde bir kere üçlü topladım ve sıramın sonuna gelmiş oldum. Sıra sonunda arttırma yapmıyorum. Geri dönüyorum. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Fıstığın diğer tarafından ikinci fıstığımı aldım. Bu ikisini birlikte kapattım. Bu şekilde tepemi oluşturdum. Şimdi zincirlerle şu alt kısmı ineceğiz. 4 zincirle bu tepeden aşağı doğru geliyoruz. Evet, bu şekilde beyazın olduğu kısma geldim. Şimdi burada geldiğim noktadan ilmeğimi uzatıp tekrar şöyle ilk önce bir eksiltme yapıyorum. Az önceki işlemlerimi aynen devam ettireceğim. İkili yaptım, kapattım. İlmeğimi uzattım. Birinci fıstığımı yaptım. İkincisini dibine. Üçüncüsünü de yan tarafına battım ve topladım. İlmeğimi uzattım. Birincisini yaptım. İpimi doladım. İkincisi ipimi doladım. Üçüncüyü de sıra sonunda aldım ve bu üçünü beraber kapattım. Hemen geri dönüyorum. İlk önce yine eksiltmemi yapıyorum. İpimi doladım. Yan tarafına batıyorum. Bu ikisini beraber topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir tane de üçlü topluyorum. Bu şekilde bu sıra bu dilimimin parçasının da sonuna gelmiş oldum. Bu sıranın sonuna. Geri dönüyorum. İlmeğimi uzattım.
Fıstık sayım. 3 ile başladım. 2'ye düştü. 1'e düştü. Ve şu anda 0'a düşüyor. Bitiriyorum. Aynı şekilde zincirlerle bu kısma inip bir zincirle karşıya atlayıp buraya da aynı tepeleri oluşturacağız. Her dilimimin tepesinde bu şekilde 2 tane tepem oluşacak. Toplamda 12 tane tepe oluşuyor. Yani zincirlerle alta iniyorum. Bir zincirle karşıya atlayıp aynı işlemi burada uyguluyorum. Zincirle alta inip burada her bir şu üçgenlerin üzerinde bu tepeleri oluşturuyorum. Toplamda 12 adet tepe oluşacak. Evet, gördüğünüz gibi ben bütün şöyle tepeleri yaptım, bitirdim. Şimdi bu tepelerin üzerine iki sıra şöyle ikili fıstık yapacağız. Şöyle tepeden başlayayım. Sabitledim tepeyi. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Bir fıstık daha yaptım. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum. Fıstığımı kapattım. Şimdi alta doğru şöyle ineceğiz. İkili fıstıklarla. Şöyle birinci fıstığımızı yaptım. İpimi doladım. Yan tarafa geldim. İkisini beraber topluyorum. Şöyle içi boş kutum var. Şimdi şu sona geldiğimde bir tane fıstık var şu arada. Şu köşeye inmemize. Şimdi birinci fıstığımı buraya yapıp ikinciyi bu aradan alıp üçüncüyü karşıdan alacağım. Ve böylelikle karşıya da geçmiş olacağım. Üçünü beraber toplayarak. Yani şöyle. Birinci fıstığımı yaptım. İpimi doladım. İkinci fıstığımı hemen sıradaki aradan alıyorum alt taraftan. İpimi doladım. Köşeye geldim. Köşeden fıstık almıyorum. Karşıya atlıyorum. Karşıdan da hemen fıstığımı alıyorum. Ve bu üçünü şöyle beraber topluyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrardan ikili fıstıklarla tepeye kadar gelelim. İkili fıstık yaptım. Kapattım. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Tepe noktasına geliyorum. Kapattım. Şimdi tepedeyim. İlmeğimi uzatıyorum burada. Hızlıca tekrar edelim. İkisini beraber kapattım. Tepe noktasına gelince bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Aynı tepeye bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini beraber topladım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İpimi doladım. Yani şu tepe noktasına batmış olarak şöyle 3 tane fıstık olacak. Bu ikisini beraber topladım. Şöyle. Tepede 3 tane fıstık olmalı. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Alta doğru ikili fıstıklarla iniyorum. Daha doğrusu bir tane ikili fıstık yapıyorum. Sonrasında şu köşeye gelmiş oluyorum. O yüzden üçlü topluyorum.
katlayacağız. Yani şöyle. Birinci fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı hemen alttan alıyorum. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı karşıdan alıyorum. Ve bu üçünü şöyle beraber topladım. Şimdi ikili fıstıklarla yine tepeye geleceğim. Bu şekilde bütün modelin etrafını aynı şekilde dolanalım. Evet, bu şekilde ben bütün modelin etrafını bir tur ikili fıstıklarla dolandım. Şimdi şu kısımda ne yapacağımı sizlere yine göstermek istiyorum. En son birleştirme kısmını. Şimdi ilk başta iki tane tepemde fıstık vardı. Şimdi bunu üçlemem gerekiyor. Kapatırken hemen dibine batıyorum ikinci fıstığımı. İpimi doladım, kapatmadım. Tepe noktasından üçüncü fıstığımı alıyorum. Ve bu üçünü beraber kapatıyorum. Evet, şu şekilde bir parçam var. Aynı mantıkla bir sıra daha ikili fıstık yapacağız. Yani hemen gösterelim. Şimdi bir tane fıstığımı yaptım, kapattım. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Tepe noktasına geldim. Bir kere battım. Kapattım. Tepe noktasına geldikten sonra tıpkı altta olduğu gibi 3 tane fıstığım olmalı. Yani 2 kere arttırma yapacağız burada. 2 kere ikili fıstık yapacağız. Bu birinci ikili fıstığım. Tepeye batıp kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İkinci arttırma fıstığımı da yapıyorum. Bu da ikinci arttırma. Bu ikisini beraber kapattım. Şöyle tepe noktam hazır. Şimdi buradan sonrasında alta doğru yine ikili fıstıklar yaparak ineceğiz. Şöyle bu birincisi. İkili fıstığımı kapattım. Şimdi köşeye bir tane kalana kadar geldim. Bir kere ikili fıstık yapınca zaten köşeye geldim. Şimdi hemen üçlü toplayacağım. Aynı zamanda karşıya atlayacağız. İkinci fıstığımı buradan aldım. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı karşıdan alıyorum. Bu üçünü beraber toplayarak karşıya atlamış oldum. Şimdi ikili fıstıklarla tepeye doğru ilerleyeceğiz. Bir tane ikili fıstık yapınca zaten tepe noktasına gelmiş oluyoruz. Şimdi tepe noktasına ikili fıstık yaparak geçeceğiz. İkinci ikili fıstığımızı yaptığımız yer tepe noktamız, yani şu şekilde. Tepeye geldim. Tepeye geldikten sonra iki tane ikili fıstık yapıyorum bu kısma. Arttırma yapmış oluyorum. Şöyle iki tane birincisini yaptım. Kapattım. Hemen ilmeğimi uzatıyorum. İkinci ikili fıstığımı yapıyorum bu kısma. İkincisini de yaptıktan sonra kapattım. Şimdi ikili fıstıklarla alta doğru inmeye başlıyorum. Bu şekilde alta doğru ineceğim. Şimdi üçlü toplayıp karşıya geçeceğim. İkili fıstık yapıp tepeye geleceğim. Bu şekilde bütün modelin etrafına bir tur daha ikili fıstıklarla dolanalım. Evet, bu kısma kadar geldim. Bütün fıstıklarımın tepelerine bir sıra daha ikili fıstık yaptım. Şimdi en son bir fıstık yapıp karşıya sabitledim. Şimdi buradan kenar uyamızın yapımını göstereceğim. Kenar uyamızın yapımında şu kısımda bir gerideki ile bir öndekini beraber toplayacağım. O yüzden burada hemen şöyle bir 3-4 zincirle bir sonraki araya ilerliyorum. Orayı en son yapacağım. Buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Hemen 4 zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesine sabitliyorum. Tekrardan
Aynı şekilde 3 veya 4 zincir çekerek şöyle zincirlerimi çektim. Onu da fıstığımın tepesine sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim, sabitledim. 1 zincir çektim, ipimi doladım. Şimdi tepeye geldim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, sabitledim. İkinci kez 4 zincirimi çektim, sabitledim. Üçüncüsünü şimdi yapıyorum. Fıstığın tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tepe noktasındayım. O yüzden buraya bir tane daha yapacağım. Hatta iki bile yapabilirsin ama bir yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir tane yaptım. Dört zincir çektim. Sabitledim. Üç kez aynı işlemi uyguluyorum. Dört zincir çekip sabitledim işlemimi. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Yan tarafa iniyorum. Şimdi şöyle ineceğim. Ta ki şuraya gelene kadar. Bir tane yapacağım zaten. Hemen üçlü toplama kısmına gelmiş oluyorum. Daha önceki sıralarda üçlü olarak topladığım yeri bu sefer şöyle ikisini beraber alıp kapatacağım. Bu tarafta, o yüzden oradan başlamadık. Şimdi göstereyim. Bir fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Köşeye batmıyorum. Karşıdan ikinci fıstığımı alıyorum. Böylelikle karşıya da atlamış oluyorum. Bir zinciri çektim. Bir tane daha çekelim hatta. Buraya herhangi bir pirpirik yapmıyorum, üst üste gelmesin diye. Bir sonraki araya fıstık yaparak geçiyorum. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, sabitledim. 4 zincir çektim, sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim, sabitledim. 1 zincir çektim. Yine tepeye geldim. Buraya yine 2 tane yapacağız. Bu şekilde bütün modelimizin etrafını dolanacağız ve bitmiş halini hep beraber görelim. Şöyle bir kenar orası uygulamış olduk. Buraya 2 kere fıstık yapacağız. Şöyle şu tepede olduğu gibi olacak. Sonra tekrar bir tane ikili yapıp sonra tekrar şu arayı birleştireceğiz. Şurada olduğu gibi. Buraya pipirik yapmıyorum. Bakın, yapmış olsaydım şöyle üst üste gelecekti. Bu da hoş görünmüyor. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizin de zevkinize kalmış. İsterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün modelin etrafını dolaşalım ve bitmiş halini hep beraber görelim. Evet, şöyle bu kısma kadar geldim. En son kısma kadar. En son biliyorsunuz ki zincirle şöyle ileri atlamıştık. Şimdi hemen o son kısmı göstereceğim. Yani şu iki taraftan alıp kapatacağız. Şöyle hemen önüme ilk fıstığı yaptım. İpimi doladım. Şurası çukurda olan kısım. Karşı taraftan da ikinci fıstığımı alıyorum. Ve bu ikisini beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Hemen şu bir diğer fıstığın pipiriklerini sabitlediğim kısma bunu sabitleyerek bitiriyorum. Şöyle modelim, evet, böylelikle modelim sonlandı. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Yüklenen videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Gündüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.